Siz şimdi Allah'a ve Resul'e itaat edin ayetini okuyorsunuz ya. Evet, orada Allah ve Resul'ü aynı şeydir. Nedir? Kitaptır. Kur'an'dır. Yani siz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyduğunuzu, uymamız gerektiğini söylüyorsunuz. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a uymuştur. Siz niye böyle bir şey yaparak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte hadisleridir, sözleridir diyerek dinin dışında başka bir kitabı ilahlaştırıp başka bir kişiyi ilahlaştırıyorsunuz? Onun sözlerine uyuyorsunuz diyorlar. Biz de diyoruz ki tamam, sizler eğer bu iddianızda samimiyseniz gelin bakalım Allah'a ve Resul'e itaat edin kelimesi eğer kitap ise o zaman bu manada okuyalım ayetleri. Allah da kitaptır, Resul de kitaptır. Bu şekilde okuyalım bakalım. Allah subhanahu teala sizin anlattığınız şekilde bir din mi anlatıyor? Ben bütün ayetleri okumayacağım. Allah'a ve Resul'e itaat edinle alakalı cümleleri okuyacağım. Yani anlayış Kur'an'dı. Allah da Kur'an, Resul de Kur'an, haşa. Bu şekilde bir iddialar var. Tamam, aynı anlayışla Kur'an'a bakıyoruz. Bakalım Kur'an bunu kusacak mı? Yoksa kabul mü edecek? Allah subhanahu teala Maide 104. ayette diyor ki onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği zaman atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter dediler. Ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda olmayan kimseler idiyse? Ben ayetin konusuyla ilgilenmiyorum şu an. Ayetin başında geçen kısa ve öz Allah kelimesi, Allah ismi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Resul isminin üzerinde duracağız. Bunları da kitap olarak anlayacağız. Tekrar okuyorum. Onlara Allah'ın indirdiğine değil de kitaba indirdiğine ve Resul'e gelin değil de kitaba gelin olarak anlamaya çalışırsak ne yapmış oluruz? Kitabı, ayeti tahrip etmiş oluruz. Yani ayette Allah subhanahu teala'nın anlatmak istediğine dahi izin vermemiş oluruz. Haşa ve haşa, Allah subhanahu teala'nın ayetlerinin ağzını elimizi kapatmış oluruz. Allah subhanahu teala anlatmak istediği bir şey var ama birileri buna dediğimiz gibi manalarını değiştirerek tıpkı Yahudi ve Hristiyanların yaptığının farklı bir versiyonunu yaparak insanlara dini anlatıyorlar. Nisa 136. ayette Allah subhanahu teala diyor ki ey iman edenler, Allah'a, Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Şimdi bu zihniyete göre 4 sefer burada kitap kelimesi geçmiş olması lazım. Ey iman edenler, Allah'a, kitaba, Resul'e, kitaba, Resulüne indirdiği kitaba, Resulüne de kasıtsa kitaba, indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. 4 sefer kitaptan mı bahsetmiş oluyor Allah subhanahu ve teala? Ha, diyecekler ki arkadaşım bir dakika, biz Allah'a ve Resul'e itaat edinden kasıt kitabın olduğunu söylüyoruz. Öyle bir şey yok. Yani farklı ayetlerin içeriğine göre biz manasını değiştirelim. Sizin anladığınız Allah'a ve Resul'e itaat edine gelince bizim anladığımız gibi olsun. Öyle bir şey yok. Bir mana konusunda bazı yerlerde bazı kelimelerin evet şeyi değişebilir. Örnek 100. Birçok manaya gelebilir. Yüzmeye de gelebilir. Yüz sayısına da gelebilir. Ama Resul'den kasıt böyle bir mana yoktur. Allah subhanahu teala bunları ayırmıştır. Bizim anladığımız inancımıza göre Allah'tan kasıt kitaptır. Allah'ın ayetleridir çünkü. Çok bariz bir şekilde açıktır. Biz kitap okuduğumuz zaman kimin ayetlerini okumuş oluyoruz? Allah'ın ayetlerini okumuş oluyoruz. Demek ki Allah subhanahu ve teala'yı muhatap olarak almış ya da Allah subhanahu teala bizi bu kitapla muhatap olarak almış oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nerede ben bulacağım? Allah'ın onda güzel örnekler vardır dediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nerede bulacağım? O size temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri haram kılar dediği Resul'ü nerede bulacağım? Eğer kitabın içinde onun hakkında söylenilen şeyler varsa Allah tarafından evet oradan da bulurum. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında çevresinde bulunan insanlar onun hakkında bir şeyler yazmışsa onun içinde bulabilirim. Onlardan gelen rivayetlerle de bulabilirim. Ki onlardan gelen rivayetlerin ve onların kim olduğunu az çok bilmemiz gerekli. Az önce de anlattım. Kur'an'ı yazan kişiler kimler ise rivayetleri yazan, rivayetleri kaleme alan insanlar da onlardır. Allah onlardan razı olsun. Ashab 66. ayette Allah subhanahu ve teala diyor ki yüzlerin ateşte evrilip çevrileceği gün derler ki eyvahlar bize. Keşke Allah'a itaat etseydik ve Resul'e itaat etseydik. Nasıl anlamamız gerekli? Keşke kitabı itaat etseydik ve kitabı itaat etseydik olarak anlamamız gerek. Hadis inkarcılarına şunu söylüyorum. Böylesi önemli bir meseleyi Allah subhanahu ve teala asla ve asla üstü kapalı bırakmaz. Bizimle sizi birbirine düşürmek mi istiyor Allah subhanahu ve teala? Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Allah subhanahu teala kitabında şirkidir, tağuttur, tevhididir. Bütün bu meselelerde apaçık bir şekilde anlatacak. Ama Allah'a ve Resul'e itaat edin gibi önemli bir cümlede Resul'ün kim olduğundan, Resul'ün ne olduğundan bahsetmeyecek. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Yani bu inançla ayetleri okumaya çalışıyoruz. Ayetler kabul ediyor mu? Kabul etmiyor. Kusuyor mu? Kusuyor. Allah subhanahu teala başka bir ayetinde diyor ki sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki ganimetler yalnız Allah'a ve Resul'üne aittir. O halde Allah'tan korkun da birbirinizle aranızı düzeltin. Eğer müminler iseniz Allah'a ve Resulüne itaat edin. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman ne anlamamız lazım? Ganimetler yalnız kitaba ve kitaba aittir olarak anlamamız lazım. Doğru mu? Ya da eğer müminler iseniz Allah'a da Resulüne de itaat edin.
Yani kitaba da itaat edin. Aklı başında olan bir insan Allah Subhanahu ve Teala gibi bir varlığın aynı kelime anlamını, eş anlamlı olan bir kelimeyi aynı ayette kullanmayacağını bilir. Allah Subhanahu ve Teala Haşr 4. ayette diyor ki bu onların Allah'a ve Resulüne muhalefet etmeleridir. Şimdi burada ne anlamamız lazım? Bu onların kitaba ve kitaba muhalefet etmelerindendir. Böyle anlamamız lazım. Buna benzer birçok daha ayet var. Yani ben şu an okuyacağım ve özet olarak sadece geçeceğim. Başka insanlar bunları düşünsünler. Tevbe 94. ayette Allah Subhanahu ve Teala diyor ki yaptığınızı Allah da görecek, Resul de. Şimdi burada ne anlamamız lazım? Kitap da görecek, kitapta. Böyle bir şey var mı? Yani kitabın görme gibi bir ihtimali var mı? Yani aklımız alıyor mu bunu? Almıyor. Kur'an kabul ediyor mu? Kabul etmiyor. Allah Subhanahu Teala Tevbe 105. ayette de ki yapıp edin. Allah sizin yapıp ettiklerinizi görecektir. Onun Resulü de, müminler de. Burada bu ayette Allah Subhanahu Teala müminleri de katıyor. Bir insandan, bir varlıktan bahsettiğini anlıyoruz. Resulü de ve müminler de diyor. Müminlere ne mana katacaklar? Şimdi buna da bir mana bulabilirler kendilerince. Resul'e bir mana bulup tahrip ettikleri için müminlere de bir mana bulup tahrip edebilirler. Bu şeytanın bir oyunudur. Şeytanlar dostlarına vahyeder diyor Allah Subhanahu Teala. Bir şekilde vahyederek, onun düşüncesini, onun fikrini değiştirerek, manasını tahrip ederek, tamamen Allah Subhanahu Teala'nın anlama dediği anlamı anlayarak dini bu şekilde insanlara anlatıyorlar. Ve bu şekilde kendilerini zehirliyorlar.